Bizim seçim vaatlerimizden bir tanesi kent envanteri projesiydi. Bu projenin önemli unsurlarından bir tanesi yoksulluk envanterinin çıkarılma işiydi. Amacımız gerçekten Bayraklı'da kimse yatağa aç girmesin ve imkanları kısıtlı tüm çocuklarımızın okumasıyla ilgili ne tür engeller varsa Bayraklı Belediyesi olarak aşalım diye çalışmıştık. Bu anlamda Bayraklı'mızda Sayın Genel Başkanım 30 bin aileye sistematik yardım ediyoruz. Bu talepler gün geçtikçe artıyor. Kısa bir bilgi olarak 10 gün içerisinde bizden yaklaşık 8 bin yurttaşımız talepte bulundu gıda paketiyle ilgili buna rağmen. Ama biz bu sürecin tamamında yaklaşık depremin de içinde olduğu 81 milyona yakın yurttaşımızın sıcak yemeğini, 83.851 koli yardım ettik. Binden fazla vatandaşımıza alışveriş kartı, binin üzerindeki öğrencimizin temel ihtiyaçlarını ve içinde buzdolabının, çamaşır makinesinin ve televizyonun da olduğu 80 bin aileye de beyaz eşya yardımında bulunduk bu süre zarfında. Eğitim alanda ise Sayın Genel Başkanım, öğrencilerimizin tablet ihtiyaçlarını, 500'e yakın öğrencimizin tablet ihtiyacını karşıladık. İlk online eğitime geçen belediyeyiz bu anlamda. Bir de internet dışında televizyon aracılığıyla da aslında EBA programının bir paydaşı bir program oluşturduk. Gönüllü öğretmenlerle ulusal yayın yapan bir televizyonumuzla haftanın 3 günü yayın yapıyoruz. Yani internete ulaşamayan, tableti evet. olmayan bütün illerdeki çocuklarımıza da bu anlamda eğitim vermeyi planlıyoruz. Pandemi sürecinde yaklaşık esnafımızla ilgili de dertleri yakından izliyoruz. Kahveciler odası dahil toplam 4,5 milyon liralık destek verdik. Ramazan ayı yoğun bir şekilde geçiyor. Ağırlıklı olarak 500 haneye Bayraklı Belediyesi olarak iftar dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin çalışmaları bunun dışında. Son olarak da depremde işte çadırlarda kalan, çadır konteyner kentte kalan ve geçici konutlarda kalan yurttaşlarımızın çocuklarıyla da ilgili bayram hediyesi olarak bir 150 bisiklet alıp hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet. Kapanma döneminde yoksul mahalleler, 65 yaş üstü hemşehrilerimiz, zor durumdaki esnaf gibi kesimleri kategorize ettik ve buna özel çözümler getirdik. Ramazan ayında rutin faaliyetlerimizi aksatmadan 10 bin aşkın hanenin kapısını çaldık ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdik toplu iftar yemekleri bulmaması sebebiyle. Özellikle çok önemli bir çalışma ve gerçekten çok olumlu dönüşler oluyor. Trafikte olup iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftar paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdik trafikte. Bunun haricinde Ramazan ayında yine bu 17 günlük kapanma sürecinde şu ana kadar 7 bine yakın erzak dağıtımı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz dağıtıma. Bunun haricinde bizim en önemli projelerimizden, sosyal projelerimizden olan üzüm kart projesiyle sosyal yardımda kullanacak hemşehrilerimizi özellikle yereldeki mağazalara yönlendiriyoruz. Zincir mağazaları buna dahil etmedik. Sadece Buca Belediyesi sınırları dahilinde bulunan marketlere üzüm kart alışveriş için cihaz dağıtımı yaptık. Ve bunun haricinde de toplu iş sözleşmesiyle beraber yardım alan 1300'e yakın personelimizin alışverişlerini de bu şekilde yerel marketlerden yapmasını sağlıyoruz. Yine bu dönemde sanatçılarımıza ciddi desteklerde bulunduk ve halen devam ediyoruz. Özellikle yine bu 17 günlük kapanma sürecinde gerek erzak dağıtımı gerek kumanya dağıtımını sanatçılarımıza da yapıyoruz. Yine olumlu tepkiler aldığımız yeni doğum yapan ailelerimizin yeni doğum yapan ailelerimize bu mutlu günlerinde en azından yanlarında olmak amacıyla hoş geldin bebek paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde bu paketle beraber çok ciddi manada bebek bezi ve mama talebi geliyor bizlere. Evet. Bebek bezi ve mama taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz vatandaşlarımızdan gelen. Bunun haricinde yine kapanma sürecinde vatandaşlarımızda özellikle psikolojik destek bekleyen vatandaşlarımız için psikososyal destek hattımızı kurduk ve şu an çok aktif şekilde çalışıyor. Dijital dershane projemizi gerçekleştirdik ve genişlettik. KPSS adaylarına da hizmet verecek aşamaya geldik. Bunun haricinde eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek amacıyla düşük gelirli vatandaşlarımıza tablet bilgisayarlar dağıtımını yaptık. Ve en önemlisi sizlerin de bizlere özellikle önerdiğiniz apartman görevlileriyle ilgili çalışmada apartman görevlileri Buca'da bir dernek kurdular ve derneğe üye olan bütün apartman görevlilerine birer tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Ve en yakın zamanda da sizin yanınıza da yönetim olarak gelecekler pandemi biterse inşallah. Bunun haricinde yoksulluk haritası ile ilgili
bir çalışma yaptık. Bununla ilgili 47 mahallemizde özellikle dezavantajlı bölgeler belirlendi ve şu anki elimizdeki sosyal hizmetlerde bulunan envanterle beraber ortak bir potada eriterek dijital sisteme aktararak bir harita çıkarılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet başkanım. Bunun haricinde kısaca tarımsal projelerle ilgili yine gündemimizin diğer maddesi olan tarımsal projelerimizden bahsedeceğim. Bir kooperatif kuruldu, yeni bir kooperatif kurduk Buca'da. Özellikle Buca'nın o bölgesi dediğimiz bölgedeki vatandaşlarımızın arsalarını olabildiğince tarıma yönelik şekilde kullanmaları amacıyla öne yak olmaya çalışıyoruz. Bunun için ciddi manada file dağıtımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 150 bine yakın file dağıtımı gerçekleştirdik. Kekik, salep yumrusu ve taze yem bitkisi üretim projelerimiz devam ediyor. En önemlisi belediyemize ait bütün arsaların hepsine sebze ve meyve ekimi gerçekleştirdik ve bunları ücretsiz olarak dar gelirli ailelerimize dağıttık. Tarımsal envanterimizi çıkarttık. Bölgemize ait ürünleri, razaki üzümü, kırklar kavunu, bardacık inciri gibi ürünler için karakteristik ürünlerimizi markalaştırıyoruz. Derice zeytini yetiştirdik, zeytinyağı üretiyoruz. Kompost ve solucan gübre tesislerinin kapasitelerini artırdık. Biraz önce Bayraklı Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz de seçim çalışmalarımızda bir yoksulluk envanteri çıkaracağımızı söylemiştik. Bunu pandemi sürecinde daha da sağlıklı bir şekilde oluşturduk. Gerek muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler, gerek kendi çalışmalarımız ve gerek bizlere yardım için ulaşan vatandaşlar vasıtasıyla çok kapsamlı, çok ciddi bir yoksulluk envanteri oluşturduk. Bu oluşturduğumuz listeler üzerinden bu ailelerimizde anlamda her ay düzenli olarak gıda yardımı sağlıyoruz. Alışveriş fişi veriyoruz. Yine bu pandemiden olumsuz etkilenen restoran, lokanta, kahvehane çalışma ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kısacası sosyal yardımlar anlamında biz tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin tüm kanallarından şöyle bir duyuru yaptık ve her seferinde bunu yapıyoruz. İkili Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi belediyemizin bütçesini buna göre uyarladık. Tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yine tarım konusunda belediyemizin traktörleri ve iş makineleriyle birlikte küçük çiftçilerimize, ekonomik yeterli olmayan çiftçilerimizin arazilerini kendimiz hazırlayıp ekilir hale getirip gerekirse mahsulünü de ekip teslim ediyoruz. Çiftçilerimize de böyle ciddi sebze geçen yıl yine kadınlarımız için Sayın Genel Başkanım Biz Varız kampanyası başlattık, projesi başlattık. Bunlara psikolog, sosyolog ve hukuksal destek veriyoruz bizlere ulaşanlara. Yoksulluk haritasından başlamak istiyorum. Konak Belediyesi olarak konağı kırmızı, turuncu, sarı, beyaz ve mavi olmak üzere bir yoksulluk haritası çizerek özellikle kırmızı mahallelerimiz yani kişi başına düşen milli gelirin az olduğu, hane halkının sayısının yüksek olduğu, istihdam ve eğitim düzeyinin düşük olduğu 36 mahallemiz var. 111 toplam mahallemizin içinde 36 tanesi kırmızı bölgede. Yine turuncu bölgede 25 mahallemiz var. Bunlar biraz daha kırmızıya, kırmızıdan biraz daha üst seviyede. Ama birbirine girişken bir şekilde olan mahallelerimiz. 12 mahallemiz daha sosyal yapısı daha uygun olan insanların yaşadığı, vatandaşlarımızın yaşadığı mahalleler. Beyaz ve mavide zaten problem yok. Bütün sosyal yardımlarımızı bu anlayış içinde sokak sokak, mahalle mahalle bu vatandaşlarımızın envanteri elimizde. Konak Belediye Başkanı olduğumuzda ilk yaptığımız çalışmalardan bir tanesiydi ki sosyal yardımlarımızı da bu 17 günlük kapanma süresi ve Ramazan'ın başladığı süre içinde geliştirdik. Şu anda 7500 aileye gıda kolisi yardımı yaptık. Her gün 1000 kişiye hiç kimse görmeyecek şekilde 1000 kişiye iftar yemeği götürüyoruz, evlerine teslim ediyoruz.
Bunun yanında 1000 kişiye 150 TL'lik alışveriş kartı dağıtımı yaptık. 750 kişiye de nakdi yardım yaptık. 1000 ihtiyaç sahibi ailemize de yemek çeki verdik. Bunlar vatandaşlarımıza belediyemizin doğrudan yaptığı çalışmalardı. Bir de vatandaşlarımızla beraber, konak sınırların içindeki vatandaşlarımızla beraber 3 tane kampanyamız devam ediyor Sayın Genel Başkanım. Bu kampanyalardan bir tanesi paylaşmak güzeldir, bir bayramlık, bir mutluluk projesi. Bu çocuklarımıza yönelik, özellikle bu dar gelirli, kırmızı ve turuncu bölgedeki dar gelirli çocuklarımızın bayramda giydirilmesiyle ilgili bir çalışma. 3000 çocuk kıyafeti ve ayakkabısını çocuklarımıza önümüzdeki hafta evlerine teslim edeceğiz. Paylaşmak güzeldir, bu Ramazan sofralar boş kalmasın kampanyası yaptık. Yani gıda kolisi yardımıyla ilgili vatandaşlarımızın yaklaşık 10.000'e yakın katkısı oldu. Konaklı hemşerilerimizin bu konudaki duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Bir evet. de askıda veresiye defteri kampanyamız var. Bu bakkallar, özellikle dar gelirli kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın bakkala olan borçlarıyla ilgili şu ana kadar 385 bin TL'lik yaklaşık 420 vatandaşımızın borcunu vatandaşlarımız kapattı. 17 günlük kapanma döneminde Karabağlar Belediyesi olarak da bu süreçte Karabağlar'da yaşayan tüm insanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizim bu süreç içerisinde zaten belediye olarak 3200 aileye dağıttığımız sosyal destek kartımız var. Her ay bunlara rutin 150 TL gıda yardımımız devam ediyor. Aynı şekilde bu dönemde de buna yoğunlaştık. Yine bu dönem içerisinde yaklaşık 9000 adet gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Ve bunu da hiçbir şekilde deşifre etmeden, ya işte sol elin verdiğini, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek anlayışıyla şu anda devam ettiriyoruz. Karbem öğrencilerimize online eğitim konusunda yardımcı oluyoruz. Burada da yaklaşık 1500 civarında öğrencimiz vardı. Bir kısmına çıkan genelgeler doğrultusunda da %100 eğitimde vermeye çalıştık. Belediyemizce ayrıca aldığımız meclis kararıyla da KVC esnafımıza ve geçtiğimiz aylarda selden zarar gören yurttaşlarımıza da meclisimizin aldığı kararla 700 TL ve 500 TL olmaktan artı bir yardım gerçekleştirdik. Bu arada tabii bu süreçte en fazla mağdur olan da bir hayvanlar var. Biz bu süreçte sokak hayvanlarıyla ilgili de çalışmaları hiç aksatmadan aynı şekilde devam ettiriyoruz. İlçemizdeki bu kapanma süreciyle birlikte en temel sorun üreticinin ürününün değerlendirilmesiyle ilgili konuydu. Minas bu anlamda kırsalı çok geniş bir ilçe ve tarımsal üretimin çok yoğun yapıldığı bir ilçe. Kapanma döneminde tam üreticinin ürününün yetiştiği, şiştiği bir zamana denk geldi. Bu noktada kaymakamlığımız ve Ziraat Odamızla beraber belli satış noktalarında satış yaptıralım diye bir kura çekmek usulüyle bir çalışma yaptık. Ama İçişleri Bakanlığı bir talimat göndererek kaymakamlığa bu çalışmayı engelledi. Ve akabinde yine Ziraat Odamızla beraber yine kaymakamlığımızın da artık desteğiyle şu anda üreticinin ürününü biz alıyoruz. Hal fiyatlarına göre Ziraat Odamızın önerdiği fiyatları belirledik. Şu anda soğuk hava depomuzda ürünleri topluyor ve halkımıza karşılıksız olarak bu ürünleri dağıtıyoruz. Hem üreticinin ürününü değerlendirmiş olduk hem de halkımızın taze sebze ve meyve yeme hakkını bu anlamda korumuş olduk. Kadın kooperatifimizi ve köy kooperatiflerimizi kurarak bu anlamda etkin çalışmalar yapıyoruz. Bu arada ticaret odamızla beraber ortak yaptığımız çalışma neticesinde Miras Zeytinyağı Türkiye'de Avrupa Birliği tescili almış tek zeytinyağı olarak şu anda birinci sırada ve bu konuda da bütün çalışmalarımızı özellikle kooperatifler vasıtasıyla yürütüyoruz. Sayın Genel Başkanım, bundan bir yıl kadar önce bir sosyal market
açtık. Bu sosyal market bir yıldır faal bir şekilde çalışıyor. Bu sosyal market nasıl çalışıyor? Gaziemir'deki 16 mahalledeki aktif kadınlardan oluşan Gönüllü Kadınlar Derneği diye bir dernek kurduk. Bu dernek bağışları topluyor, belediye bağışlara hiç karışmıyor. Bu derneğin topladığı bağışlarla sosyal marketimizin raflarını dolduruyoruz. Şu anda 521 tane aile bir yıldır bizim verdiğimiz puan yüklü kartlarla bu marketten gelip ihtiyaçlarını bir kuruş para harcamadan sağlıyorlar. Bu sistem çok güzel bir şekilde çalışıyor. Sürdürülebilir olması için çok büyük çaba sarf ettik. Burada belediye kaynaklarımızı hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Buradaki bizimki bir iyilik projesi. Bağış hayırsever vatandaşlarla dezavantajlı aileleri bir araya getiriyoruz. Bu tam kapanmayla birlikte de bağışlarımızda o kadar çok artış yaşandı ki bunları biz koliler vasıtasıyla da ayrıca bütün talep eden vatandaşlarımızın hiçbir tanesini geri çevirmeden bu yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç içerisinde ben özellikle bu kapanma sürecinde bu kolilerin dağıtılmasında kapı kapı ben kendim çalışıyorum. Bütün gün bu kolilerin dağıtılmasında bizzat görev aldığım gibi her akşam da o mahalleden bir eve iftar yemeğinde konuk olup onlara misafir oluyorum. Gaziemir 150 bin nüfuslu ancak 16 tane mahalleden oluşuyor ve bizim bir köyümüz yok. Dolayısıyla tarımsal anlamda bir şeyimiz yok. Geçtiğimiz yıl pandemiden itibaren biz bir sosyal çalışmalara büyük bir hız katmıştık. Ve Çiğli Belediyesi'ne başvuran 12 binin üzerinde yurttaşın ekonomik analizlerini yaptık. Bunun sonucunda 1200 civarı hemşerimizin üzerine kayıtlı hiçbir mal bulunmadığını tespit ettik ve Ramazan başlamadan onlara gıda kolilerimizi ulaştırdık. Bundan sonra periyodik olarak onlara tüp ve gıda yardımında bulunacağız. Aynı zamanda roman yoksulluğu önemli bir konu. Gene geçtiğimiz hafta roman dernekleriyle birlikte ilçemizde yaşayan roman yurttaşlarımıza gıda yardımlarımızı ulaştırmış durumdayız. Bir yıldır başlattığımız bir çalışmayla pazar yerlerinde hem pazarcı esnafının hem gönüllü vatandaşların taze sebze ve meyvelerini topluyoruz. Ve bunları günübirlik ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kalan olursa onları da belediyemizin soğuk hava deposunda saklayarak bir gün birkaç gün sonra iletiyoruz. Evet, Balçova 80 bin nüfuslu 7 mahallesi olan bir ilçe. 7 mahallemizdeki semt evleriyle beraber biz bir yoksulluk haritamızı çıkardık. Semt evlerimiz hangi sokakta, hangi evde, kimin neye ihtiyacı olduğunu şu an biliyorlar. Kayıt altında ve tespit edilmiş. Hastası, yaşlısı, engellisi, ihtiyaçlısı, işsizi tamamen bu bilgiler semt evlerindeki arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Yardımlarımızı biz onlar üzerinden yapıyoruz. Şu ana kadar bizim yaptığımız bayram öncesinde yaklaşık 2000 aileye düzenli çek yardımı yapıyoruz. Düzenli olarak veriyoruz. Tamamen geliri olmayan aileler bunlar. Onları tespit ettik ve düzenli olarak onlara ayda 200'er lira çek yardımı yapıyoruz. Bayram döneminde yaklaşık 5000 tane ailemize erzak kolisi yardımında bulunduk. Ve 1 Mart öncesinde genelgeyle kapatılan iş yerlerimiz vardı. Bunların başında kıraathaneler vardı. Meclis kararıyla onlara 1000 TL nakdi yardımda bulunmuştuk. Şimdi de bu 17 günlük kapanma süreci içerisinde kapatılan, genelgeyle kapatılan tüm esnaflarımıza 500'er liralık yardım yapıyoruz. Ve başladı. Yaklaşık 2-3 gündür çok yoğun bir talep var. 1000 tane esnaf tespit ettik. Şu an onlara yardım yapıyoruz. Bayrama kadar bunu bitirmeyi planladık. Bunun yanında tabii ki işsizlik arttıkça kirasını ödeyemeyen, elektriğini, suyunu ödeyemeyen vatandaşların sayısı oldukça fazla. En az 2 ay, en fazla 4 ay olmak üzere vatandaşlara kira desteğinde bulunuyoruz. Elektriği ve suyunu ödeyemeyenlerin faturalarını ödüyoruz. Bunun yanında tabii ki mama alamayan, hasta bezi alamayan, çocuk bezi alamayan vatandaşlarımızın sayısı oldukça arttı. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bir de
en önemli sorunları yaşayan müzisyenlerdi. Müzisyen arkadaşlarımızın tespitini yaptık. Onlara da biner lira nakit desteğinde bulunduk. Apartman görevlilerimizi atlamadık. Onlarla ilgili sürekli çalışma yapıyoruz. Erzak desteğinde bulunuyoruz. Biz bir yıldan bu yana pandemi ile ilgili neler yaptık, hangi proje ürettik? Bunu pandemi raporu halinde kamuoyuyla paylaştık. Bunun yanında Ramazan nedeniyle bugüne kadar 1400 adet Ramazan paketi hayırseverlerle beraber bize ulaştı. Bunun 1000 tanesini kapıcılarımız, sokakta yaşayan, günlük yaşayan insanlar, temizlikçiler ve berberler başta olmak üzere ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı dağıtmış bulunmaktayız. Bunun yanında bizim kendi aşevimizde, kendi personelimizde her gün yemek çıkarıyoruz. Bu yemeğe ihtiyacı olanları, 65 yaş üstündeki vatandaşları, COVID nedeniyle evden dışarı çıkamayanlar başta olmak üzere, yine üniversitemizde öğrenci olup da memleketine gidemeyen tüm vatandaşlarımızı, sıcak emeğimizi her gün ulaştırıyoruz. Yine bizim Denizli Muğla sınırımızda karakolumuz mevcut. Gaziantep karakolu. Bunlar da bizim aşevimizden her gün yemek istemeye başladılar. Dünden itibaren de 17 gün boyunca bu 30 kişilik görev yapan jandarma ekibimizin yemeği de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bunun yanında pazar yerinde bizim sabit manavlarımız ve sabit peynircilerimiz vardı. Onlar kişilik grup halinde. Bugüne kadar bunlar hiçbir yasak yoktu. Bunlara satış yapabiliyorlardı. Perşembe pazarında gezerken bunların tekrar satış yapabileceği kaymakam tarafından söylendi. Bunlar da kendi ürünlerini aldılar ama cuma günü yeni bir genelge çıktı, satamazsınız dendi. Biz belediye olarak bundan tüm peynircilerin ve buradaki manavların ürünlerini satın aldık. Bugün itibariyle tüm süt ürünleri ve peynirleri de vatandaşlarımıza ulaştırmış olduk. Bizim Orta Anadolu'da, Afyon'un Konya sınırında bir beldeyiz biz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak %40 kadınla girdik. Bu kadın meclis üyelerimiz evlere çok rahat giriyor. Biz biraz rahatız efendim. 2000 nüfuslu bir beldeyiz. Evlerde kim aç, kim tok, kimin neye ihtiyacı var, kim kiminle kavga etti hepsini bilebiliyoruz. Ama kadın meclis üyelerimiz evdeki buzdolabında ne olup ne olmadığını da biliyor. En yakın bakkala gidiyoruz, diyoruz ki şu eve şunu kendi personeline gönder. Belediye olarak biz bunu karşılayacağız. Bu şekilde ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu tam kapanmada bizim sulama sezonumuz başlıyor. Bahçe arıklarının temizliği var. Şu ana kadar 198 yevmiyeli çalıştırmışız efendim. Bunlara günlük yevmiye ödeyerek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamışız. Yoksulluk haritası konusunda demin arz ettiğim gibi küçük bir belde olduğumuz için herkesin her şeyini hepimiz biliyoruz. Tarımla ilgili efendim biz Afyon'un ilk kadın kooperatifini kurduk. Sonra Afyon'a bir vali atandı. Bütün AK Partili ilçelerde kadın kooperatifleri kurmaya başladı. Bizi de sayıya katmıyorlar, saymıyorlar ama bizim belediyelerimiz var. Biz onlardan daha başarılıyız. Onlar devlet desteğiyle belediyelerden harcama yapıyorlar. Mesela ben kadınlara ihaleyle yer veriyorum. Onlar kendileri bina yapıyorlar ama biz daha başarılıyız. İşte bazı belediyelerimiz sağ olsunlar alım yapıyorlar. O şekilde kadın girişimini de geliştirdik. Türkiye'de muhtemelen ilk defa ismi mevsimlik işçi misafirhanesi olan bir konut yaptık efendim. Geçen yıl pandemi başlangıcında ajanslara mevsimlik işçilerle ilgili bir fon aktarıldı. Burada 800 metrekare, 30 odalı, 20'şer metrekare şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Mevsimlik işçilerin kalabileceği konut yaptık. Aslında pazar yerleri üreticinin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştıran, uygun fiyatla ulaştıran bir sistem. Bu kapanma döneminde tamamen engellenmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Kısmi olarak çok az sayıda da olsa pazarcıların pazar yerlerinde ve kentin belli alanlarında satış yapmalarıyla ilgili bir düzenleme talep ettik. Fakat kaymakamlık bu konuda sert bir cevap vererek izin vermeyeceğini söyledi. Biz bu durumda ancak pazarcılarımızın elinde bulunan yaklaşık 7 tonluk bir sebze meyveyi onlardan satın alıp dağıtabildik ancak.
Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bir duyuru yaptı. Seyyar pazar uygulaması başlatılacağını söyledi. Bu sevindirici bir şey ve bir örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum. Bu vesileyle bahsetmek isterim. Belediye araçları üreticiden şeyleri alarak, ürünlerini alarak direkt halka satış yapacak. Belediye araçları üzerinden yapılacak bu. Bunun gerekli olduğuna inanarak biz de bu çalışmaya katılacağız. Ondan bahsetmek istedim. Sayın Genel Başkanım, 17 günlük kapanmayla birlikte biz de önceden de zaten edindiğimiz tecrübeler neticesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu anlamda başta 65 yaş üstü olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasında çeşitli ihtiyaçları olabilecek yurttaşlarımız için ekiplerimiz hazır. Dolayısıyla her türlü taleplerinde yanlarında oluyoruz. Taleplerine bir şekilde cevap veriyoruz. Devamında 3000'e yakın gıda kolisi yardımını gerçekleştirdik ve ilaveten de geçtiğimiz hafta uygulamasına başlamıştık. Özellikle küçük esnaf yönde, yani berberdir, terzidir, işte kahvehane sahibidir vesaire, bunun gibi daha alt gelir grubuna sahip yurttaşlarımız için de 750 lira bu kapanma sürecine dair bir yardımımız söz konusu oldu. Bunun da çalışmalarına başladık. İlaveten işte biraz önce diğer belediye başkanlarından dile getirdi. Kendi ilçemizde üreten, yani köylerimizde çiftçilik yapan ve onları pazar yerlerinde satan üreticilerimiz içerisinde biz de doğrudan onlardan teminini alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle bu uygulama da başladı. Şu ana kadar herhangi bir engelle karşılaşmadık. Bazen bu tarz uygulamalarda da engel olabiliyor. Çünkü bir farklı şekilde örneğini daha önceki sene ekmek dağıtımında da yaşamıştık. Şu an için iyi gidiyor ve vatandaşımızdan da bununla alakalı hakikaten olumlu dönüş var. İlaveten şunu da eklemek istiyorum. Özellikle can dostlarımız için, sokak hayvanlarımız içerisinde onların bu süreçte belki handikap yaşamaması için beslenme noktalarını daha da çoğalttık. Dolayısıyla bu anlamda da bizim hayvanseverlerimizden olumlu geri dönüşler var. Devamında tarımsal faaliyetlerimiz de artarak devam ediyor. 17 günlük kapanma sürecinde ve öncesinde de kiraları silmiştik meclis kararıyla. Yine ciddi bir destek verdik esnafımıza bu noktada. Biz kendi ürettiğimiz maske ve dezenfektanı hiç ara vermeden dağıtmaya devam ediyoruz. Bu konuda ihtiyacın çok çok üstüne çıkmış durumdayız. Memnuniyet bu konuda iyi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz vasıtasıyla bugüne kadar 4000 yardım paketi dağıttık Ramazan ayı içinde. 400 tablet dağıttık. 200 insanımıza maddi destek sağlamış durumdayız. Pandemi döneminin başından itibaren hazırlayıp açtığımız dijital çocuk kütüphanemiz o günden beri hiç ara vermeden eğitimlerine ve kütüphane desteğine devam ediyor. Bu arada bizim düzenli olarak COVID-19 virüsüne yakalanan karantina altında bulunan tüm vatandaşlarımıza kuru gıda, su ve kahvaltılık ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyoruz. Yine kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan felçli, yatağa bağımlı, engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm öz bakım ihtiyaçlarını, yani banyo, temizlik, berber gibi tüm ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılıyoruz. Evsiz ve sokakta kalan hiçbir vatandaşımız yok. Onların tamamına sahip çıkacak bir sistemimiz var. Konaklama ve iaşe giderlerini hiç eksik olmadan karşıladık, karşılamaya devam ediyoruz. Evet. Sayın Genel Başkanım, Avrupa Birliği merkezini kurmuştuk göreve gelir gelmez. Hatta Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı açılışa gelmişti. Biraz önce Genel Başkan Yardımcımın ifade ettiği Avrupa Birliği projelerinin hemen hemen tamamına başvuru yaptık. Hepsinden bir destek almayı bekliyoruz. Kardeş kentlerimizle işbirliği içinde. Depremi biz de yaşadık biliyorsunuz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurduk hemen. Amacımız hem hasar görmüş 350 hasarlı binanın hızlı bir şekilde dönüşümünün sağlanmasına destek vermek, hem de kentimizde ileriye dönük olarak yapı stokunu ciddi şekilde planlamak ve kentsel dönüşümü teşvik etmek istiyoruz. Sayın Genel Başkanım, biz ilçemizde ilk defa Giyim Bankası diye bir proje kurduk. Bu projede bir mağaza açtık. Bu mağazada bebek bezinden battaniyeye, kışlık kıyafetten yazlık kıyafete, ayakkabıya vatandaşlarımızın, daha gelirli ailelerin ihtiyacını karşılayacak birçok kıyafet ve malzeme var. Biz bunları puan karşılığında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Her aileye belli bir puan yüklüyoruz.
Bu puan karşılığında da işte geliyor, kıyafetini alıyor, bebek bezini alıyor, battaniyesini alıyor. Bu projede gerçekten Menderes'te çok olumlu karşılandı. Sayın Genel Başkanım, biz Menderes Beyesi olarak 304 aileye her ay 150 liralık bir yardımda bulunuyoruz. Bunu 12 ay boyunca devam ettiriyoruz. Ramazan'dan önce de ailelerin hesaplarına bu parayı yatırdık. Bunun yanında Menderes Beyesi olarak ilçemizin 18 tane bakkalında yaklaşık 56 bin liralık bir veresiye defteri ödendi. Bunu hayırsever vatandaşlarımız karşıladı. Bunun yanında şu anda koronalı olan ailelere biz sabah çorba, akşam da yemek gönderiyoruz. Evden çıkamayan koronalı olan ailelere sabah çorba ve akşam yemek dağıtım yapıyoruz. Evde sağlık hizmetlerimiz var. 3 ambulansımız, 4 tane ticari aracımız var. Vatandaşlarımızı işte hastanelere götürüyoruz. Pansumanını yapıyoruz. İğnesini vuruyoruz. Yarasına merhem oluyoruz. Şu ana kadar da bu Ramazan ayı boyunca 72 kişiyi hastaneye götürmüşüz. 902 kişiye de evine gidip müdahalede bulunmuşuz. Sayın Genel Başkanım, biz Ramazan'da bayramında sokağa çıkma yasağı olsa da çocuklarımızın bayramı yaşaması için, bayramlar unutmaması için 500 çocuğumuza bayramlık alacağız. Evet. Bunu onlarda tekrar yaşatacağız. Bunun yanında 23 Nisan'da yaklaşık 3000 çocuğumuza hediye kitabı dağıttık. Bu kitapta işte pandemi günlerini, pandemi kurallarını unutmamaları için. Bu da çok olumlu karşılandı ilçemizde. Değerli Genel Başkanım, biz de Ödemiş'te pandemi ile birlikte zaten yaklaşık bir yıldan fazlası sürekli halka sıcak yemek, bugünlerde de 3000 kişiye erzak yardımının yanında sıcak yemek gönderiyoruz. Çünkü yapamayanları da bu şekilde düşünüyoruz. Ayrıca günlük ekmek ve pide desteğiyle bunu da destekliyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacı olan gıdalarda da çocuklara özgü olacak, onların özlemini çektikleri ürünleri de ayrıca iletmeye çalışıyoruz. Bayram hazırlığı içinde yine giyim kuşam anlamında hem oyuncak olarak da çocuklarımızı destekleyecek şekilde böyle bir girişimde bulunduk. Hala da bu süreç devam ediyor. Biz de bu pandemi döneminden beri, yaklaşık 15 aydan beri sürekli gıda yardım yapıyoruz. Bununla birlikte kahvecilere, restoranda çalışan komi bile olan arkadaşlara erzak yardımında bulunuyoruz. Belediye dükkanlarımızdan kira almıyoruz. 6 ay oldu. Tabii bizim gibi gelir kaynakları düşük olan belediyeler büyük zorluklar yaşıyor. İller Bankası'ndan dediği gibi Mehmet abinin de kesintilerimiz var. Burada sanayi yok, burada çok büyük oteller yok. Biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize her konuda destek oluyor. Bununla birlikte birçok zorluğu aştığımızı düşünüyorum. Çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza içinde interneti de olan tabletler dağıtıyoruz. Foça'nın gelir kaynaklarını arttırmak için deniz patlıcanı ve midye tesisi açma durumundayız. Bununla alakalı bu işi bilenlerden destek alıyoruz ki Foça'da belediyeye biraz daha fazla katkı sağlansın diye. Kendi zeytinlerimizden yaklaşık 1700 litre zeytinyağı çıkardık. Bunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Peyderpey bizden istedikleri sürece götürmeye çalışıyoruz. Hoş geldin bebek kampanyasında yeni doğan çocuklarımıza bir çanta hazırladık. O çantaları kendilerine ulaştırıyoruz. Geri dönüşleri de çok güzel oluyor. Günlük sıcak yemek çıkartıyoruz. 60 ile 70 arası oluyor. Daha çok bizim burada çünkü komşuluk hala bitmemiş pozisyonda. Herkes birbirine destek olabiliyor. Müzisyenlerimizde bizim açık bir aracımız var. Onların üzerlerinde her hafta bir mahallede konser tadında onların iyi geleceği şekilde baskılanmış olan vatandaşlarımız rahatlasın diye bunları yapıyoruz. Aynı zamanda da müzisyenlerimize küçük de olsa destek olmaya çalışıyoruz. 17 günlük tam kapanma gündemi aslında bizim için çok değişik olmadı. Sadece değişen şu, biz yine evlere kapı kapı dolaşarak sosyal yardım ihtiyacı olan, derdi olan vatandaşımızı tek tek dolaşıyorduk ama yanımızda örgütümüz oluyordu muhakkak. Doğal olarak ilçe yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe ilçe yönetimi ve başkanımızın görevlendirdiği kişiler şu anda kapanmaya tabi oldukları için onlar yok yanımızda Sayın Genel Başkanım. Ama yine partili arkadaşlarımız da tüm personelimiz de sosyal yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Biz şöyle bir kriter uyguluyoruz Sayın Genel Başkanım. İlçe sosyal yardım vakıflarında ailede
kişi başına 850 lira gelirin altında olanlar ihtiyaç sahibi görünürler. Güzelbahçe'de bu oran ve kira düzey kiraların çok yüksek olması, biz bunu 2 bin lira olarak uyguluyoruz Sayın Genel Başkanım. Yani bizde asker aile yardımı, sosyal yardım, yakacak yardımı hepsi bu kriterin üzerinden uygulanıyor. Ve ihtiyacım olan diyen tüm vatandaşa beyanı esas alınarak yardım yapılıyor. Ama bunun kontrolleri de devam ediyor bu sürecin içerisinde. Defter projemiz başladı. Tabii bunu başlatmak değil de veri olarak ele almak lazım. Bornova 500 nüfuslu, 1500 bakkalımız, 150 zincir mağaza, 17 pazar yerimiz var. Parası olan, kredi kartı olan zincir mağazaya, parası olmayan bakkala gidiyor. Bakkal bu cironun %10'unu teşkil ediyor. %90 parası olan marketlerde %10 bakkalda. Peki bakkaldan hangi ürünleri veresiye alıyor? Ekmeğin dışında bir şey alıyor. Sigara ile veresiye veren bir bakkal yok. Dolayısıyla bu askıda defter çalışması aslında bize hızlı ve çoklu veriye ulaşmamızı sağlıyor Sayın Genel Başkan. Biz kurumsal strateji anlamında yaptığımız çalışmada bu veriye ne kadar çabuk ulaşırsak o kadar çok yol alacağız. Arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın yaptıklarını dinledim. Hemen hemen hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Yani hoş geldin bebekten, Ramazan sıcak yemeğinden, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her şeyi yapıyoruz. AKP'nin ezberini bozduk. Dolayısıyla ortak söylem olarak bir şey geliştirebilirsek çok daha başarılı olacağımızı inanıyorum. Sayın Genel Başkanım, bu süreçte işini, aşını, ekmeğini kaybeden bütün vatandaşlarımıza desteğimiz sürüyor. Gıda, temizlik malzemesi, fatura, kira destekleri şu anda ciddi bir oranda yapılıyor Sayın Genel Başkanım. Yine özellikle dükkanı kapanan esnafımıza, hangi sektörden olursa olsun, hepsinin ecrimisil, kira, katı atık ve eğlence vergisi, ilan reklam vergisi, bunların hepsini meclis kararıyla kapandıkları sürede iptal ettik. Zorluk olduğu takdirde de erteliyoruz Sayın Genel Başkanım. Turizmcilerimizle de beraber çalışıyoruz. Özellikle otelcilerimizin katı atık vergisi konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Onlarla ilgili de kararlarımızı aldık. Katı atık ve ecrimisili de yine kapandıkları sürede tahsil etmiyoruz Sayın Genel Başkanım. Yine kapanmada zaten arkadaşlarım da ifade ettiler. Çiftçi üreticilerimizin de ellerinde kalan ürünleri, malzemeleri alıyoruz. Çünkü malum pazarlar kapalı, ürünlerini satamıyorlar Sayın Genel Başkanım. Bunun dışında yoksulluk haritasıyla ilgili malum Bodrum yine de ülkemizin gelir grubu en yüksek ilçelerinden bir tanesi Sayın Genel Başkanım. Burada da ama yine de 5 tane bizim özellikle hizmet sektöründe çalışan, inşaat sektöründe çalışan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı mahalleler var. Oralar, o 5 mahallede yaptığımız çalışmalarla onlara da gereken destekleri sağlamaya devam ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Bunun dışında 17 günlük kapanma sürecinde de yine özellikle rahatsız olan, hastaneye gitmek isteyen, yani aracı olmayan, toplu taşımla gitmek zorunda kalan insanlara da hasta nakil desteği veriyoruz Sayın Genel Başkanım. Bu da çok büyük bir karşılık buluyor. Çünkü toplu taşıma sistemine sokmuyoruz. Belki de enfekte olmuş ya da hasta, COVID hastası. Onu biz kendi önleme aldığımız nakil araçlarıyla hastanelere taşıyoruz. Pandemi döneminde genellikle belediyelerimizin yaptığı her türlü yardımı biz de yapıyoruz. 2000 adete yakın koli dağıttık. 963 tane tablet dağıttık. Yani bir anlamda sosyal belediyecinin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim en çok onur duyduğum sendikamızla yaptığımız sözleşmede sadece milli dini bayramlarda değil, milli bayramlarda da çalışanlarımıza bir ödül verelim istedik ve 23 Nisan'da her işçimize 900 lira hesaplarına para yatırdık. Çocuklarıyla mutlu bir bayram sürsünler diye. Bir de 29 Ekim'de vereceğiz bir 900 lira daha. Yani milli bayramları da dini bayramlarla birleştirerek onlara bir mutluluk katalım istedik. Bizler de pandeminin başladığı sürede ilk yaptığımız iş esnaf odası başkanlarımızla bir toplantı yapmak oldu. Evet. Onlar da aldığımız kararları da hayata geçirmeyle ilgili çaba içerisine girdik. Daha sonrasında muhtarlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, kent konseyimizi devreye soktuk.
Onlarla birlikte işbirliği yaparak şu anda Turgutlu'da 11 bin ailemize ciddi anlamda maddi ve gıda yardımında bulunduk. Onun haricinde aşevimiz sürekli faaliyet halinde, günlük 750 kişilik yemek çıkarıyoruz. Vatandaşımıza sıcak yemek götürüyoruz. Ramazan dolayısıyla da bunu akşam üzeri servisini yapmaya başladık. 750 vatandaşımıza günlük sıcak iftarlarında kullanmak üzere yemek servisimizi yapıyoruz. Bağlarımızda fırtınadan dolayı yatma olmuştu. Bağlarımız, asmalarımız yattı. Bu direkler taşıyor biliyorsunuz asmalarımızı. Evet. 13 bin adet beton direk yaptırarak çiftçilerimize dağıttık. Ve çiftçilikle geçinen bir bölge, Sultaniye üzümün başkenti sayılabilecek bir bölgedeyiz. 7 bin tır üzüm ihracatımız, 2 bin tır kiraz ihracatımız var bu bölgede. Ve 1000 tane çiftçimize de 20 dönümün altında arazisi olan çiftçilerimize toprak analiz desteği verdik. Çünkü topraklarımızda pH yüksekliği ve organik madde eksikliğinden dolayı verim kaybı yaşanıyordu. Topraklarımızın yanlış gübrelenmesi söz konusuydu. Toprak analiz desteğiyle de çiftçilerimize katkı sunmaya çalıştık. 220 bin adet ata tohumlarından ürettiğimiz fidanları çiftçilerimize dağıttık. 2 tane petrol istasyonumuz var belediyemize ait. Traktörüyle gelen herkese bayi karı almadan mazot indirim desteği verdik. Ve tarımsal sulama pompalarımız olan 25 tane pompamızdan 75-80 lira olan su bedellerini 40 liradan alarak hemen hemen elektrik parasına tarım arazilerinin sulanmasına katkı sunduk. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi COVID'li ve engelli vatandaşlarımıza günlük 490 kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 420 gıda paketi şu ana kadar teslim edildi. Halk kartlı vatandaşlarımıza, seferi kartlı vatandaşlarımıza, 450 vatandaşlarımıza 100'er liralık alışveriş kartları halk marketten sağlanmak kaydıyla kendilerine ulaştırıldı. Evet, COVID'in başladığı günden itibaren hizmet veren seyyar marketimiz var. Bu da haftanın 6 günü market olmayan köylerimize ve mahallelerimize seyyar marketimiz hizmet vermeye devam etmekte. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı 3 ekip oluşturup market ve temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Her gün yapıyoruz bunu kapanmadan itibaren. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına bayram için kıyafet ve ayakkabı yardımı başlatıldı. Vatandaşlarımıza hijyen paketi devamlı zaten dağıtılmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok gelir düzeyi düşükse nakdi yardım da yapmaya başladık. Bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız vardı. Bizden beyaz eşya ihtiyacı olduğunu belirttiler. Bunları da karşıladık. Bunların sayıları da bizde var. Evde sosyal destek ekibimiz bünyesinde hasta bakımı ihtiyacı olan, hasta bakımına ihtiyacı olan ailelere hasta bakımını gerçekleştiriyoruz. Bayram üzerinde talep edilen her vatandaşımızın evinde temizlik hizmeti başlattık. Tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Hem belediye imkanları hem de vatandaşlarımızın katılımlarıyla beraber Seferihisar'da 680 adet interneti olan tablet dağıttık. Asker çantası projesi başlattık Sayın Genel Başkanım. Bu Seferihisar'da çok ilgiyle karşılandı. Her askere giden ailenin çocuğuna 400 liralık bir çanta hazırlıyoruz. İşte havlusundan tutun da tıraş takımına kadar içinde her şey olan. Bu çok büyük bir ilgi gördü Seferihisar'da. Hasta olan her vatandaşımıza biz sabah ve akşamları yemek desteğimizi veriyoruz. Aynı zamanda insanların psikolojik olarak depresif olduğu bu kapanma dönemlerinde bir klinik psikolog, iki sosyolog ile telefonda online terapi yapıyoruz. Evde bakım hizmetleriyle tanıştırdık Çeşme'yi. Özellikle evden çıkmayan yaşlılarımız için bir fizyoterapist, bir de fizik tedavi teknikleriyle evde yaşlılarımıza antrenman yaptırıyoruz. Bir diyetisyenimiz ve berberimiz var. Doktorlarımızla da bası yaralarına tedavide devam ediyoruz. Biz de evlere sıcak yemek dağıtıyoruz, gıda kolisi dağıtıyoruz. İkram aracımız sokağa çıkma yasağı olmadığı dönemlerde belirli merkezi noktada sıcak çorba dağıtıyor. Sağlık çalışanlarımızı motive edebilme anlamında kendilerine bir konaklama sağladık. Uzun zamandır bunu sağlıyoruz ve devam ettiriyoruz. Bebek yardımı kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımıza İngilizce ve Türkçe evde vakit geçirebilsinler diye hikaye kitapları dağıttık.
tablet ve internet dağıtımı yaptık. İnternet desteği sağladık, tablet dağıttık. Onun dışında hasta nakli isteyen vatandaşlarımıza hasta nakillerini yapıyoruz. İzmir ve en yakın illere gidiyorlar. Oralara da yapıyoruz. Gene biz de kira almıyoruz. Kapalı olanlardan kira almıyoruz. Açık olanlardan da açık olduğu süreç içerisinde kira almaya devam edeceğiz. Onun dışında en önemli unsur olarak gördüğümüz turizm konusunda destek vermeye çalışıyoruz bütün arkadaşlarımıza. Tabii ki bu moral motivasyonu konusunda devam ediyor bu şekilde. Yoksulluk envanterimizi oluşturduk. Özellikle sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olmayan 1100 tane vatandaşımıza ulaştık ve her türlü yardımı bunlara yapıyoruz. Ama benim özellikle belirtmek istediğim bu tarımla ilgili yaptığımız çalışmalar, biz Bozkurt Belediyesi olarak ÇKS'ye yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bir belediyeyiz. Bu nedenle bu sene yaklaşık 7 senedir yaptığımız tarım çalışmalarımızı biraz daha artırdık. 600 bin metrekareye yakın tıbbi aromatik bitki ektik. Lavanta, kekik, ada çayı. Daha önce yaptığımız şu anda 5000 civarında ceviz ağacımız var. 1000 civarında erik, künnap, elma gibi meyve, kapama meyve ağaçlarımız var. Bunların tüm ürünlerini de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Efendim Fethiye'de her şey çok güzel gidiyor. Tarım adına da kooperatiflerle yaptığımız işbirliği çok iyi bir şekilde neticeler vermeye başladı. Fethiye'mizde altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla gerçekten gündeme oturduk. 10 yıllık yatırım 2 yıl içerisinde şu an itibariyle yapıyoruz Sayın Genel Başkanım. Bu 2 yıllık süreç içerisinde efendim birçok projemiz ödül aldık. Sıfır attık projesinde 1300 projenin içerisinden en iyi proje seçildi. 500 bin liralık bir ödül aldık. GK'ya yapmış olduğumuz iki projede de 1 milyon 160 ve 1 milyon olmak üzere 2 milyon 160 bin liralık efendim bir ödülümüz oldu. Emit'te de Emit Fuarı'nda da en iyi destinasyon ödülü aldık şu iki yıl içerisinde. En son sizlerin de talimatlarınızla yaptırmış olduğumuz anketler neticesinde Fethiye'de çok iyi konumda olduğumuzu görüyoruz efendim. Daha önceki canlı yayında da sizlere ifade etmiştim. Bizim buradaki şahsi oylarımız önemli değil, partinin oylarını arttırabilmemiz çok önemliydi. En son konsensüs araştırma şirketine yaptırmış olduğumuz anketin neticeleri dün bize ulaştı. Partimizin %34 olan oyu Fethiye'de %46'ya çıktı. Büyükşehirimizin %29 olan oyu %40'a çıktı. Bizim de 47.77 olan oyumuz %52.4'e çıktı efendim. Bir yıl sonra buradaki bütün altyapı yatırımları bittikten sonra bizlerin başlatmış olduğumuz üst çapı çalışmaları bittikten sonra bu verilerin daha üste çıkacağını düşünüyorum. Biz biliyorsunuz Beyda'da kırsal bir alan, hem tarımsal ürün hem de çiftçi olan bir yer. Biz özellikle kestanemiz var bizim. Kestane hastalıkları 1996'dan beri devam ediyor. Biz hem biz bir Büyükşehir Belediyesi'yle hem Beyda Belediyesi ortak bir kestane hastalıkları için çalışma yapıyoruz. Özellikle bu konu çok çok önemli. Paneller düzenliyoruz ve sahada uygulamalar yapıyoruz. Özellikle Beyda Kestanesi olarak coğrafi işaret almak için müracaat ettim. Onun çalışmasını yapıyorum. Ayrıca Sayın Genel Başkanım, arazilerimiz küçük burada. Bu küçük arazilerde bir fark yaratmak için salep üretimi için İzmir Büyükşehir Belediye'mizden aşağı yukarı 120 bin adet salep tohumu talep ettim. İnşallah 9. ayda bunları da küçük arazilerde vatandaşlarımızın 300-500 metrekarelik arazilerde üretip toplayıp bunları da biz pazarlayacağız. Özellikle çalışamayan bu kapanan iş yerlerimizin işlerini de Sayın Genel Başkanım İpek Böceği'ni yönlendiriyoruz. Burada Bursa İpek Koza ile yaptığımız bir çalışmamız var. Geçen sene 1760 kilo kilogram gibi bir koza ürettik. Bu sene hedefimiz çok fazla. Buradaki belediyemize ait olan dut çalısılarını vatandaşlarımızı, kadınlarımızı da ücretsiz verip onların buradan para kazanmasını sağlıyoruz. Efendim Yeni Pazar geçimini toprağa işleyerek sağlayan insanların yaşadığı bir yer ama son yıllarda toprak çok para kazandırmaz oldu. Biz onun için daha çok turizme dayalı bir modelle gelişmeye çalışıyoruz. Tabii bizim mazot fiyatını indirecek, buğday fiyatını yükseltecek bir gücümüz yok ama sebze meyve yetiştirenin, hayvan yetiştirenin bahçesine, tarlasına, hayvan damına giderken onların yollarını
düzenlemeye çalışıyoruz. O konuda bir çalışmamız var. Bu arada tabii çiftçi topraktan uzaklaştıkça onları tekrar toprağa bağlayacak geleneksel pazarımızı ziyaret ettiğimde önceki hafta gördüm. Bizim yaşımızdaki insanlar artık bahçıvanlığı yavaş yavaş bırakıyorlar. Ama gençler çok heves etmiyor. Onun için yakın zamanda aşı yapmasını bilen, çapa yapmasını bilen kalmayacak. O yüzden bir Tarım ve Tohum Akademisi kurma hazırlığı içerisindeyiz. Süremizin kısalığını biliyorum. Özellikle bu Ekim 2020 yılında çıkan torba yasadaki kırsal mahalle statüsüyle ilgili iki cümle söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi ilçe belediye meclislerinde daha önce belde ya da köy iken mahalleye dönüşen yerleşim alanlarıyla ilgili hem emlak vergisi indirimleri hem indirimli su kullansınlar diye, yani köylerde yaşamayı teşvik etmek için bütün köyleri tekrar kırsal mahalle statüsünü aldık. Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Şehir mevzuatıyla köyleri yönetmekte zorlanıyoruz. Üretim köylerde yapılıyor. Türkiye bildiğiniz gibi üretim kabiliyetini biraz kaybetti. O yüzden biz köyde yaşamanın teşvik edilmesini istiyoruz. Bu yüzden köy ve köylülük kavramlarının tasfiye edilmesini istemiyoruz. Biz kadın, aile ve çocuk psikososyal danışma merkezini açtık. Psikologlarımız var. Açtığımız gün 15 günlük rezervasyonumuz doluydu. Psikologlarımızı iki katına çıkardık. Şu anda da 62 günlük rezervasyonumuz dolu efendim. O kadar çok toplumun sorunu var ki, o kadar çok çocuklarımızın, kadınlarımızın, ailelerimizin sorunları var ki, hem COVID nedeniyle hem de ekonomik, hem de bu ülkede 10 yıllardır yaşanan bu baskı rejiminin sonucunda insanlarımızın, inanın ki psikolojileri çok bozuldu. Bir merkez daha açmayı düşünüyoruz. Bunu da önemli bir not olarak belirtmek istiyorum. Otizmli çocuklara bu pandemi süreci içerisinde İngilizce eğitimi verdik online olarak. Onlar çok memnun oldu. Aynı zamanda kadınlarımıza da İngilizce öğretmeye çalıştık. Onlar da çok memnun oldular. Çok büyük istek geldi. Bu konuda da çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Biraz önce Birsan Başkanım şahane söyledi. Söylenenlerin hepsini yapıyoruz. Ancak bunların haricinde biraz burada ben tabii AKP'den aldığım için karşı tarafın biraz ayarlarıyla da oynayasım geldiğinden mecliste geçen sefer şöyle bir şey yaptım. Dedim ki bütün partilerin hepsinden ve bütün muhtarların hepsinden, hiçbir sosyal yardımdan yararlanamayan bütün kendi etrafında olan ihtiyaç sahiplerini bize belirtmelerini istiyoruz. Çünkü onlara bir iftar kartı vereceğiz. O iftar kartının içerisine de para yükledik. Sonrasında da gidip esnafla da anlaştık. Ve bu esnafların içerisinde hem restoran sahipleri, hem pideciler, hem de tatlıcılar vardı. Dolayısıyla aslında bizim de ulaşamadığımız Adalet Kalkınma Partisi'nde olan seçmene dokunabildik. Ve seçmen belediye vasıtasıyla en azından evine sıcak yemek götürebilir pozisyonuna geldi. O yüzden onların ayarlarıyla oynadığımız için çok mutluyum açıkçası. 17 günlük kapanma sürecinde de bu bütün korona döneminde yaptığımız bütün her şeyi hız kesmeden devam ettirdik. Ama biz dayanışma yılı ilan ettik bu yılı ve halkın desteğiyle, halkın hediyeleriyle birlikte bütün her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bu iftar kartının çok önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bilhassa zaten esnafları da seçerken her taraftan esnafları seçtik ve bu kapanma döneminde birebir esnafa da para kazandırdık. Halka da en azından güzel bir jestimiz oldu. Zeytinyağı Fabrikası'nı ilk defa bu sene kadınlarımızla birlikte Karaburun Belediyesi olarak çalıştırmıştık. Buradan 5000 ton organik zeytinyağı elde ettik. Şimdi piyasaya onu satışa sunacağız. Çünkü o paraya ihtiyacımız var. O parayı ihtiyacı olanlara sunmamız gerekiyor. Bizim için sevindirici olan şu kısacık 17 günlük dönemde şu an itibariyle bir 750 paket gerçekten ihtiyacı olan, bunun içinde esnaf da var kapanan ve orada çalışanlara dağıtım yaptık, paket yardımı. Bayramdan bir hafta önce, yani önümüzdeki hafta bir 350 kişiye daha bu paketleri dağıttığımız, durumu çok kötü olduğu için bir bayram paketi dağıtacağız bu insanlarımıza ulaşmak için. Zeytinyağı fabrikamızda çalışan kadınlarımız peynir fabrikasında çalışmaya başladılar tekrardan. Ve İSKA tarafından seçilen 4 projeden biri oldu. Kapasite artırımına gidiyoruz peynirde ve bakanlığa onaya gönderildi.
onaylandığı takdirde iki dönüm bir alanımızda daha ek tesis kuracağız ve kapasite artışı ile birlikte şu an %80 civarını alıyoruz bölgenin kara keçi üretiminin yağın. Herhalde tamamını sütün alacağız. Çeşme tarafında da süt üretimi var. Oradaki çobanlarla da görüşüyoruz. Peynirde bölge olarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımızın olağanüstü bir performans gösterdiklerini biliyorum. Bu yoksullukla mücadele, ki şimdi derin yoksulluktan da söz ediliyor. Sizin göstereceğiniz çabalar çok önemli. Yoksulluk envanterinin çıkarılması, envanterin çıkarılmasından sonra yardımların yapılması. Yoksulluk envanterini tabii çıkarıyorsunuz ama mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarıyla bu konuda yapacağınız işbirliğinin önemli olduğunu tahmin ediyorum, sizler de takdir edersiniz. Şimdi apartman görevlilerine özel ilgi gösterin, yoksullara özel ilgi gösterin. Bu askıda veresiye defteri genelde yoksul mahallelerde vatandaş gidip bakkaldan veresiyeyle işte yumurta, zeytin, ekmek, buna benzer şeyler satın alıyor. Bu defterlerin maliyeti çok küçük aslında, düşük maliyetler bunlar. Bunları işte askıda veresiye defteri uygulamasıyla bazı belediye başkanlarımız başlatmışlar ve iyi sonuçlar elde ediyorlar. Benzer uygulamayı sizler de bütün belediye başkanlarımız da bir şekilde yaparsa son derece iyi olacak. Sizin açınızdan da doğrudan doğruya yoksulun harcamalarını karşılama açısından da iyi olacak. Artı veresiye defterindeki borcu kapatan kişi de en azından psikolojik olarak ben bir fakir aileye yardım yaptım diye bunu hissedecektir kendi manevi dünyasında. Su kesilmemesine özen gösterin. Çünkü suyun kesilmemesi lazım pandemi döneminde. Özellikle günlük yaşayanlar var. Yani simitçi dediğimiz, kokoreççi dediğimiz veya midyeci dediğimiz günlük yaşayanlar var. Bunlar tabii sokağa çıkma yasağıyla birlikte evlerine ekmek götüremez pozisyona gelebiliyorlar. Bunların da bir envanterini çıkarmanızda büyük yarar var. Bu arada yoksul mahallelerde mahallenin bakkalıyla belediye arasında bir ilişki kurulmasında büyük yarar var. Artı muhtarla ilişki kurmakta büyük yarar var. Bu özellikle size zamanında yansımayan sorunlar bazen mahallenin muhtarına veya bakkalına yansıyabiliyor. Sizin süratle o soruna müdahil olmanız ve çözmeniz açısından bu son derece önemli. Bir başka önemli nokta esnaflarla diyalog kurmak. Belediye başkanı olarak belki böyle ayda bir, üç ayda bir böyle sevilen sayılan bir esnafı ziyaret etmek, onun bir çayını kahvesini içmek, siyaset yapmadan nasılsınız demek çok önemli. Çünkü bir esnaf için, mahallenin bir esnafı için belediye başkanının gelip onu çayını içmesi onu onore ediyor. Dolayısıyla o ileride sizin lehinize gittiği her ortamda konuşacaktır. Pandemi sürecinde İller Bankası'nın kesintisinin artması veya kesintinin sürmesi, biz diğer belediye başkanı arkadaşlarla konuşurken de aynı sıkıntılar dile geldi. Bunu dillendiriyoruz ama sonuçta şu da bir başka gerçek. İller Bankası'nın parası yok. Yani dolayısıyla İller Bankası bir anlamda belediyelerin gelirlerine bir şekliyle kesinti yaparak belediye gelirlerinden elde ettikleri parayı sosyal güvenlik kuruluşlarına veya diğer kuruluşlarına bir şekliyle aktarıyorlar. Ben de bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bizi buluşturan Seyit Bey'e de teşekkür ederim. Umarım huzur içinde bir bayram hep birlikte geçiririz. Hepinize tekrar Ankara'dan sevgiler, saygılar, ailelerinize, çocuklarınıza da benden selamlar iletirseniz ayrıca çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.